Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza destek olmak için abone olursanız çok çok seviniriz. Doktor Fahrettin Koca'dan yeni açıklamalar geldi. Yavan, Muş, Hakkar ve Bitlis illerinde gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda basın açıklaması yapan, canlı yayında açıklama yapan Fahrettin Koca'dan kısa değerlendirmeler aktarmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. 50 yataklı Van'da tesis, 75 yataklı tesis. Erciş'te diş hastanesi, yüksek havada yüz yataklı ek bina birçok yerinde açılacağını belirten Fahrettin Koca dahası sağlık çalışanlarına değindi. Sağlık personelleri bizim fedakar çalışanlarımızdır. Vatandaşların mutlaka oraya giderken tedbirlere uyması, her yerde tedbirlere uyması gerektiğini belirtti. Çünkü sağlık çalışanlarının virüse yakalanma riskinin çok çok fazla olduğunu belirten koca bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Asıl görevin vatandaşlara düştüğünü belirten Fahrettin Koca, maske, temizlik ve benzeri ürünlerimizi takmak zorundayız. Temizliğimize dikkat etmek zorundayız diyen Fahrettin Koca, virüs artık her yere yayıldı. Biz ne kadar maske takarsak, mesafe kurallarına uyarsak, temizliğimize dikkat edersek virüs o kadar etkisiz olacaktır dedi. Sorunlu grip aşısını gündeme getiren Fahrettin Koca, belirli diyeyim, belirli kişilere sorunlu grip aşısı yapılabileceğini belirtti. bu konu hakkında yakında bilgilendirmeler yapılacağını dile getiren Fahrettin Koca bir de açılacak olan personel personel alımı için bilgiler verdi açılacak olan hastanelere yakında personel alımı yapabileceğini duyurdu. 83 milyon herkes tedbirlere uymak zorunda olmalı. Kimse bu dönemde dışarıda kalamaz. Ben bunu uymuyorum diyemez diye açıklamasını devam eden Fahrettin Koca en önemli gelişmede aşı hakkında verdi. Aşı çalışmaları devam etmekte. Faz 1, faz 2, faz 3 şeklinde devam eden çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar fare, maymun gibi hayvanlarda denenmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir diyen Fahrettin Koca, Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi denetiminde faz 3 çalışması da yapılmaktadır. Bütün aşıların etkisini görüp buna göre karar vereceğiz diyerekten açıklamasını yaptı. Arkasından Aşı Bilim Kurulu değerlendiriyor. Yakında bir karar vereceklerdir. Aşıyla ne alakalı ise tarih sorusuna, herhangi bir tarih sorusuna ise aşının olması 2021 Nisan'ı bulur diye ifade etti Sayın Fahrettin Koca. Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi videonun altında yorumlar kısmında paylaşırsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Biz de şimdi kanalından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.